Buradan sinemaya gidelim mi? Hayatta olmaz. Korumalar fark etmeden hemen okula dönmeliyim. Eğer annem kaçtığımı öğrenirse ya beni bir daha dışarı salmaz ya da peşime bir ordu takar herhalde. Biraz daha kal o zaman. Tamam. Oldu. Alo. Altan. Nasılsın oğlumcuğum? Ben de iyiyim. Nereden iyi? Alışverişe geldim. Akşam için bir şeyler bakıyorum. Şeye gidiyoruz da şeyle. Hiçbir yere gitmiyoruz canım. Nereye gideceğiz akşam akşam? Ne? Ha, öyle mi dedim? Demişimdir. Akşam için alışveriş yapıyorum dedim tabii de. Şey alışverişi yapıyorum demek istedim. Domates, marul, tavuk filan. Öteleri yani. Hatta öteleri aldım da şimdi verilere bakacağım. Ne kadar komiyim değil mi Altaycığım? Sen nerelerdesin bakayım? Ben şeydeyim anneciğim. Postanedeyim. Postanede mi? Evet, postanedeyim anneciğim. Hani şu kuponlar vardı ya biriktirdiğimiz. Onları yolluyorum işte. Ya? İnşallah kazanacağız o süper tornavida setini. Tornavida seti mi? Şimdiden ne kadar heyecanlıyım bilemezsin anneciğim. Neler diyorsun sen? Evet evet anneciğim. Süper tornavida seti. Kiminle? Ya kiminle konuşuyorsun sen? Yanında kim var? Yanımda Kartal var anneciğim. Kartal mı? Şşt. Onların da birikmiş konuşan bebek kuponları varmış. Beraber gelip aynı anda gönderelim dedik. Şansımız artsın diye yani. Ya anneciğim öyle yani. Demek postanedesin ha Mickey Mouse. Anneciğim orada mısın? Ha, buradayım Altaycığım, buradayım. Ha, o zaman akşam evde görüşürüz. Tamam, seni seviyorum. Ben de seni oğlumcuğum. Niye annene yalan söyledin? Senin olduğumu duysun istemedim. Niye? Utanıyor musun yoksa? Evet, utanıyorum galiba. İyi günler Altay. Ha? Bir daha beni aramazsan çok sevinirim. Al. Aa. Bu da hesabın yarası işte. Ha? Ha bu arada. Umarım bir gün yolda yürürken kafana piyano düşer. Ha, Ece! Ece dur bekle, nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun ya? Benimle arkadaş olmaktan ve birlikte görülmekten utanmayan arkadaşlarımın yanına gidiyorum Altay. Ne? Lütfen bu kadar uzun bir cümleyi bana yeni baştan kurdurtma Altay. Ayrıca ne demek istediğimi çok iyi anladın. Anlamadım. Anladın. Anlamadım. Anladın. O zaman sen de benim ne dediğimi anlamadın. Anladım. Anlamadım. Anlamadım. Ya üf, benim kafam karıştı. Ben hangisini diyordum ya? Bilmem. Neyse, eve de Altay. Ece, Ece. Lütfen herkes bize bakıyor. Birazdan ben gidince sadece sana bakıyor olacaklar. Gerisini sen düşün artık. Ece lütfen. Gel. Gel şuraya otur. Utanıyorum. Çünkü bu ilk kez oluyor bana. Ne ilk kez oluyor Altay? Yani birine bu kadar bağlanmam. Ne güzel işte. Ya biliyorum ne güzel olduğunu ama... Babam ve annem boşandığından beri... Annem benim her şeyim. Ve en iyi arkadaşım oldu. Ben penaltı atarken kaleye geçti. Uçurtma uçururken ipin ucundan tuttu. Her gece uyumadan önce bir kez annem olarak, bir kez de babam olarak öptü annemi. Şimdi karşısına geçip de artık benim hayatımda biri daha var. Senin kadar önemli bir arkadaşım daha var demek çok zor geliyor bana. Onu üzmekten korkuyorum, anlıyor musun? Bu yüzden utanıyorum işte. Galiba seni anlayabilecek tek insan benim bu dünyada. Benim durumum da pek farklı sayılmaz aslında. Babam için hep onun minik kızı oldum. Bir gün büyüyeceğim ve beni başkalarıyla paylaşmak zorunda kalacağı günün korkusuyla yaşadı hep. Beni hiç kimseyle paylaşmak istemedi. Annenin yeniden velayetini alması onu mahvetmiş olmalı. Sadece onu mu? Amcamı, Latife Sultan'ı. Galiba onları fazla kızmamamız gerekiyor. İkisi de öyle yalnızlar ki aslında. İkisi mi? Annemle baban. Ha, ikisi. Belki bir gün yalnızlıklarını paylaşmayı öğrenirler ha? Ne dersin? Belki. Annem arıyor. Efendim anneciğim.
Sen yanımda kim var demiştin? Kartal var demiştim anneciğim, ne oldu? Kartal'a bir şey söyleyecektim de onu hatırladım birden. Versene Kartal'ı telefona. Kartal'ı diyorum, telefona versene diyorum. Ne? Vereyim tabii de... Altay. Altay. Kartal hamburger yiyor anneciğim. Annesi çok Altay. Tembih etmiş. Ağzın Altay, doluyken konuşma Altay. Diye boğazına yemek kaçar. Onun için gelemiyor telefona. Altay. Ya ben söylerim sonra arar seni. Büyükçe bir hamburger hem de. Bence sen de Polan'a o kadar buz koydurmamalısın. Akşama boğazın şişecek. Ateşler içinde yanacak. Altay. Tamam, koydurmam anneciğim. Anne, sen nereden biliyorsun benim kola içtiğimi ya? Arkana bak anlarsın. Aşk olsun yani Ece. Niye söylemiyorsun annemin arkamda olduğunu? Neler yapıyorsunuz bakalım? Hiç. Ben kendime bir şeyler almak için gelmiştim buraya. Bir baktım Ece de kendine bir şeyler almak için gelmiş. Ece de beni gördü tabii. Rastlaşmış olduk yani. Hazır rastlaşmışken de oturup birer dondurma yiyelim dedik. Tam o sırada sen aradın anneciğim. Peki bu rastlaşma sen postaneye gitmeden önce mi oldu, gittikten sonra mı oldu Altay? Aslında ben tam postaneden çıkıyordum. Ece de hemen yandaki pastaneden dondurma alıyor. Bu arada pastane ile postanenin yan yana olmasına dikkatimi çekiyor. Ne kadar komik rastlantı değil mi anneciğim? Biz de çok güldük Ece ile. Neyse, ne kadar eğlendik. Zaman su gibi akıp gitti. Hadi kalkalım artık. Altay, otur yerine. Şimdi şu işin aslını bir anlatın bakalım. Kaçtınız mı? Aslında öyle sandığın gibi evden kaçma söz konusu değil anneciğim. Annem babamla pek görüşmemi istemiyor. Bu nedenle yanıma böyle gözcü gibi korumalar falan taktı da. Siz de onları atlatıp buluştunuz öyle mi? Ama ne atlatmaydı? Aynı filmlerdeki gibi çok heyecanlıydı. Ne? Aferin Mickey Mouse. Keşke filme çekseydin. Akşama mısır patlatıp seyrederdik ne güzel. Altay'a kızmayın Berna teyze. Onun bir suçu yok. Dün gece beni görmeye geldi. Yeterince konuşamamıştık. O yüzden bugün yine buluşalım dedik. Dün gece mi? Şimdi her şey anlaşılıyor. Aslında açıklayabilirim anne. Bugünkü yalan hakkınızı doldurdunuz beyefendi. Onun için yarına kadar sana konuşmak yasak. Altay ağaçtan düşene kadar her şey yolunda gidiyordu. Ağaçtan düşene kadar mı? Ben kendime kahve alıyorum. İsteyen var mı? Hiçbir yere gitmiyorsun Mickey Mouse. Annemin kurt köpeği Altay'ı kovalamasaydı. Ne? Annenin kurt köpeği mi? O kadar kurt sayılmazdı canım. Sevimli küçük bir kuçu kuçuydu. Tamam yeter. Gerisini öğrenmek istemiyorum. Bayılacağım şimdi. Zaten bir tek anlatmadığım çöp tenekesinin içinde saklandığım kısmı kalmıştı. Ne? O kısım sahiden çok iğrenç anneciğim. Ben bile duyunca bayılıyordum az kalsın. Aman Allah'ım.